Merhaba arkadaşlar. Evet, gelenleri kabul ediyorum hala derse. Merhaba hocam. Merhabalar. Nasılsınız? Görüşmeyeli. Hocam ilk defa katılıyorum. Önceki dersi yaptım. Ha, öyle mi? Tamam, hoş geldin. Diploma dersi ödevlerimi yaptım. Tamam, süper. Hoş geldiniz. Peki. Gelenleri yine ben kabul ediyorum şu an derse. 1-2 dakika daha sanırım katılan olacak. Siz nasılsınız hocam? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Evet. Bugün okulda yoğundu dersler. Arkasından şimdi sizin dersiniz var. Peki. Ben kameramı kapatsam bir sıkıntı olur mu sizin için? Olmaz. Sesim geliyor. Tamam. Peki bu hafta bu metni okuyacaktık. A Short Story Extract ve alıştırmalarına bakacaktınız. Yaptınız mı peki? Hocam ben araştırmaları yaptım. Süper. Ben de yaptım hocam. Bakmaya çalıştım biraz. Tamam. Yani şöyle, siz hazırlıklı gelirseniz bizim için daha verimli bir ders geçer. Öyle söyleyeyim. Peki. O zaman şöyle bir beraber bakalım. Şimdi sizden ne isteyeceğim onu söyleyeyim. Önce buradaki vocabulary'yi bir eşleştirmenizi ve kelimelerin anlamlarını isteyeceğim, Türkçelerini. Daha sonra metni okuyacağız. Metni okuduktan sonra, yani bir sayfa, 1,5 sayfa kadar. Metni okuduktan sonra da sizlere biraz süre vereceğim. Mesela bir 10 dakika ya da 10 dakika yeterli. 10 dakika kadar bir süre vereceğim. Ve sizin kendi cümlelerinizle ne anladığınızı yazmanızı isteyeceğim. İngilizce ama, tamam mı? Türkçe değil. Yani çok basit düzeyde şeyler de olabilir. Hiç fark etmez. Yazın. Yazmanız için zaman vereceğim. Ve arkasından bizimle beraber paylaşacaksınız. Tamam. Reyhan'ın mesajını okudum ben şu an. Mikrofonda bir sıkıntı varmış. Okey, sorun yok. Hocam sesinizi tam alamadım. Yapmamız gereken şeyi tekrar söyleyebilir misiniz? Tamam, şimdi söylüyorum. Şu an net geliyor mu sesim? Evet hocam, şu an alıyorum. Tamam, şimdi ilk başta reading'e başlamadan önce bu kelime eşleştirme alıştırmasını yapıyoruz. Arkasından metni okuyacağız beraber. Hatta böyle birkaç kişi isterse her paragrafı birisi okusun ki telaffuzlarınızda da bir sıkıntı varsa destek olabileyim o anlamda da. Arkasından size 10 dakika süre vereceğim. Bu metinden ne anladıysanız kendi cümlelerinizle 4-5 tane cümleyle özetlemenizi isteyeceğim. Yani ne anlatıyor? Asıl mesajı ne gibi? Özetlemek gerekirse ne anladığınızı bana 4-5 cümleyle özetleyeceksiniz. Anlaştık mı? Tamam. Tamam. Daha sonra da diğer alıştırmalarını yaparız, testlerini yaparız ve bugünlük bitiririz. Peki bakalım. Read a section from a short story to practice and improve your reading skills. Before reading, do the preparation task first. Then read the text and do the exercises. The first one, vocabulary and definitions. Match yapmamız gerekiyor. Birincisi, Roddy, an atlas, to squint, to flick, a patch, rebellious, a hoof, to shift. Bunların Türkçe anlamlarını bana söyleyecek var mı aranızda? Mesela... Söyleyeyim hocam. Evet, Roddy... Söyleyeyim hocam. Kanlı al kırmızısı gibi bir şey herhalde o. Kırmızımsı gibi bir şey, değil mi hocam? Kırmızı tonları, evet. Ha, kırmızı tonları. Heh. Atlas harita kitabı. Harita. To squint, şaşı bakmak veya tam bakmayla alakalı değil mi hocam? Şaşı bakmak. Şaşı bakmak. Birçok şey var. Anlam var tabii sözlükte. Gözlerini kısmak olabilir mi? Gözlerini kısmak, kısık bakmak. Ha, aynen, aynen. Hı-hı. Flick, ani hareket ya da parmak şıklatmak gibi. Flick, evet, parmak şıklatmak. A patch, yama.
Telaffuzunu tam yapamayacağım hocam. Rebellious. İsyan, asi, isyankar, isyancı. Evet. Hoof, toynak, bu atların şu shift'i değiştirmek, işte yön değiştirmek gibi. Tamam, gayet güzel, teşekkürler. Hocam, ben yeni girdim de bu kaçıncı metindi hocam, paragraf? Bu ikinci metin. Tamam hocam, kusura bakmayın, sizi böldüm. Yok estağfurullah, ikinci metin. Yani a short story extract. Tamam hocam, sağ olun. Tamamdır. Peki, bakalım şimdi kelimelerin anlamlarına genel olarak ilk aklımıza gelen ya da sözlükte ilk karşımıza çıkan anlamlarına baktık. Eşleştirme yapmamız gerekirse. Mesela Rudy, ne dedik Rudy'ye? Kırmızı olması, kızarması. Reddish color. A reddish color. E şıkkı değil mi? Bir E olacak. Evet. Yani kırmızıya dönük bir renk diye tarif etmiş. An atlas. A book of maps. A Book of Maps, harita kitabı. Atlas diye de, Türkçe'ye zaten Atlas diye de geçmiş. Yani o da hangisi oluyor? A Book of Maps, D oluyor. 2D. Üçüncüsü, Squint. A. Yes. To almost close your eyes. Often because of a bright light. Yani parlak ışıktan dolayı gözleri kısıp da bakmak. Evet. Göz kamaşması diyebilir miyiz hocam? Evet, göz kamaşması ve to almost close your eyes dediği, almost dediği neredeyse gözünü kapatmak. Aynı yani zamanda. O kadar kısmış ki. Gözlerini çok kısmak anlamında kullanıyoruz. Bir sonraki flick. B. Small area. B değil mi? Something suddenly. Small to a küçük bölge değil mi hocam? To move something suddenly. Move something suddenly. Hızlıca yer değiştirmek, hızlı hareket etmek. O mu? Bence yaptım. Biriniz de a small area yaptınız. Peki, bakalım o zaman bunu bir köşeye bırakalım. Bakalım. Hangisinde kaldık? A patch. A small area değil mi? A small area. Sanki bu buraya biraz daha uygun gibi. Aa hocam, evet. Ben 4 değil sanıyordum. Ben 4'ü B yaptım bu arada. Yani move suddenly. Move something suddenly. Evet. Move something suddenly yaptım 4'ü. Ben 5 sanıyordum, pardon. Tamam. O zaman öyle düzeltelim. 4'ü B yapıyoruz. 5'i de a patch olan da a small area. Yani evet. Yamadır değil mi aslında? Küçük bir parçadır. Aha. Arazi gibi. Yani şöyle düşünün. Mesela patchwork diye bir şey var ya Türkçe'de. Hı-hı. Aslında Türkçe değil. Tamamen yabancı ve hanımların el işi olarak yaptığı bir şey bu. Farklı farklı işte kumaşları birbirine eklemeyle yapılan bir şey. Kırk yama değil mi hocam? Kırk yama aslında. Türkçesi. İşte ondan tutun. Mesela small area, küçük küçük alanları birleştirerek, küçük parçaları birleştirerek. Yani şunun için söylüyorum. Aklınızda kelime tutmak için bazen ezber yapmak işe yaramıyor. Ama şifrelendirirseniz kafanızda biraz daha böyle akla yatıyor. Yani unutmuyorsunuz. Hocam, bu metinle alakalı bir anlamı değil ama leke anlamı da var sanırım, değil mi? Peki. Evet. Evet, patch'in öyle bir anlamı da var. Tamamdır. Peki, rebellious. Yani. İsyankar. Fight. C. Fight against. G yaptım. G mi yaptın? Fight against. G. Fight against authority. Değil mi? Yönetime karşı savaşmak. Ya da oradaki tam olarak savaşma değil de mücadele etmek anlamında. Yönetime karşı mücadele vermek ya da savaşmak diyelim. Yani G olacak. 6. 7. A hoof. H yaptım. H. The hard part of a horse foot. Evet. Yani o, ne dedik? Toynak dedik ona. The hard part of a horse's foot. Evet. To shift'te ne kalıyor? Evet. Move to a position. To move to a position. Evet. Bir duruma geçmek. Peki.
Gayet güzel. Herkes ödevlerini yapmış güzel. Teşekkürler. Peki şimdi şöyle yapalım. İlk kim okumak ister? Ya da ben buradan isim isim söyleyeyim mi? Mesela bir paragraf bir paragraf. Diyelim ki Sam'le başlayacağız. Carter came by later'a kadar işte 3-4 satır birisi okuyacak. Sonra başka birisi okusun. Hocam siz isim isim söyleyin isterseniz. Karışmasın. Tamam, karışmasın. Böyle sırayla gidelim. O zaman önce Beray mesela. Benim yerime bakıyorum. Tamam hocam. Hadi hocam telefonda sıkıntı olabilir. Şimdiden özür diliyorum arkadaşlar. Zaten sıkıntı varsa düzeltelim. Yani sen bütün metni bitirdikten sonra, o paragrafı bitirdikten sonra ben telaffuzla ilgili sıkıntı varsa söyleyeceğim. Tamam. Bölmeyeceğim yani. Hadi bakalım. Tamam, tamam başlıyorum. Sam squinted against the sun at the distant dust trail racked up by the car on its way up to the big house. The horses kicked and flicked their tails at flies, and not caring about their owners first visit in the months. Sam waited. Mr. Carter didn't come out here unless he had to, which was just fine by Sam. The more he kept out of his boss's away, the longer he had a job. Tamam. Peki, teşekkürler. Ufak ufak ben hemen düzelteyim evet, neler olduğunu. Tamam, bölmeden. Mesela sen squinted. Tamam. Squinted against. Tamam. Daha sonra distant dust trail. Orasında bir sıkıntı yok. Okuduğum başka hangisi vardı? Mesela flies kelimesi vardı. Flicked. Tails at flies. Sonra unless diye de okuyabilirsiniz, unless diye de okunabiliyor. Tamam. Ardından the more he kept out of his boss's way, boss's sanki Z gibi çıkıyor aslında, boss's way. Tamam. The longer he would have a good job. Would değil mi evet. Hocam? Aynen. Would have. Tamam. Hocam onu birleşik nasıl okuyoruz? Yani kısa. He'd have. He'd have diye okuyoruz. He'd. Böyle D ile bastırarak. T ile D arası gibi bir ses. He'd have a job. Teşekkürler hocam. Tamam, ben teşekkür ederim. Böyle daha verimli olacağını düşünüyorum sizin için. Uygun mu sizlere? Bence güzel olur. Uygun hocam. Uygun hocam. Gayet güzel. Tamam. Peki. O zaman devam edelim ikinci kısımdan. Carter olana Gökçe Nur diyebilir mi? Tamam. Tamam hocam. Hocam metni biraz yaklaştırabilir misiniz? Hemen yaklaştırayım. Buraya yazmışsınız. Evet, şu an gördüm. Şöyle nasıl? İyi hocam. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hadi bakalım. Tamam. Carter came by later while Sam was chopping wood. Carter lifted his head as if he were waiting for an appointment with the town priest, and then removed it completely as if he were talking to his mother. He pulled out a pile of paper from his back pocket and held it out. Gayet güzel. Hiç zorlandığım bir kelime de yok zaten orada. Değil mi? Evet. Evet, gayet güzel okudun. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Tamam. Şu arayı ben okuyayım iki satırı. Sonrasını Ayşe Yalçın'a söyleyeceğim. Benden sonra Ayşe devam etsin. Don't pick up your mail often, do you? Sam took it without a glance and dropped the envelopes onto the bench. Never'dan başlayarak Ayşe Yalçın. Never he replied and waited for Carter to say why he was here. The fact it was Carter's house was no explanation, and they both knew it. Carter twisted his head round and round, blinking his lips and clearing his throat. Throat. Peki, gayet güzel. Ufak tefek iki tane şey var sanırım. Explanation kelimesi, değil mi? Bir orası uzun geliyor belki ondan. Carter's house was no explanation and they both knew it. Carter twisted his head round and round. Yani twisted demek yerine twisted daha doğru olur diye düşünüyorum.
Peki, güzel. Nice work. Fixing those fences, he said finally. Ben okuyayım burayı, sonra size şey yapayım, arka sayfada söyleyeceğim. I'll be back. I'll be back. Mesela I will diye okumuyorum da I'll. Deminki hani would have'de olduğu gibi. I'll be back to the beginning soon, Sam said. It wasn't a complaint. A fence that took a year to repair means another year's work to the man who did it well. Don't you ever want to take a holiday? Peki, geliyorum diğer tarafa. Burayı kim okusun? Ayşe Karamantoğlu. Başlıyorum hocam. Hadi başla bakalım. And go where a holiday means being back out in the real world. A piece even people like Carter traveled to escape from. Sam's escape was his reality and he wasn't going back. Güzel. Devam edeyim mi? Yo, devam etme. Gayet iyi. Teşekkürler. Peki. Sonra Dilyaram Ayupova var. Var mı? Peki. Fatma Serim. Evet. Mr. Carter wiped the sweat from the back of the of his neck. The damp patches on his shirt drew together like shapes in an atlas. His skin was already turning ruddy in the June sun. Otherwise, he had the indoor tan of a man that made money while other people did the work. Gayet güzel. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim hocam. Gökçe Nur. Ben okumuştum hocam. Okuyayım mı? Okumuş muydun? Hayır, listedeki sıra değişiyor sürekli o zaman. Tamam, dur, sen okuduysan atlıyorum seni. Kader. Okuyorum hocam. Tamam. I brought my son with me on this trip. He has had some trouble at school. Mr. Carter's eyes flipped up, blinked rapidly. And then shift back to the head occupying his hands. Not much trouble out here for a young boy. He attempt a laugh, but it came out like a dog's bark. Güzel, teşekkürler. Occupying kelimesi belki düzeltilirse. Blinked rapidly ve occupying. Gayet güzel. Peki. Okay. Teşekkürler. Son kısımda Osman Yılmaz. Hocam ben hazırlanamadım da okumasın tamam. Bu hafta. Kusura tamam. Bakmayın. Tamam, peki, önemli değil. Rümeysa. Okuyayım hocam. The two men looked towards the northern end of the property. It stretched as far as the eye could see. Even the fences were barely visible from where they stood. However, bored and rebellious a teenage boy might get, it wasn't possible to escape on foot. Sam looked at the biggest of the horses, kicking at the ground with its heavy hoof. Could the boy ride? He wondered. There was a whole lot of trouble a good rider could get into out here, miles away from anyone. But maybe there was even more trouble for someone who knew nothing about horses and wanted to get away from his father. Gayet güzel. Seninki biraz uzun oldu. Evet hocam. Peki, teşekkürler. Şimdi şöyle yapıyoruz. 10 dakikamız var. 10 dakika içinde bu okuduğumuz metni zaten indirmişsinizdir diye düşünüyorum. Sistemde yüklü. 10 dakika içinde okuduğunuz metni kendi cümlelerinizle 5-6 cümle de olsa. Yani çok yüksek zaten şey beklemiyorum. Çok aman aman böyle gramer kuralları, çok her şeyi yerli yerinde olmasa da olur. Ne kadar anladıysanız özetlemenizi istiyorum. Tamam mı? 10 dakikanız var.
Bu 10 dakikadan sonra da diğer alıştırmaları yapacağız. Hocam özetleyip size mi anlatacağız? Nasıl yazacağız mı yoksa? Evet, ne yapacağız? Siz not alırsanız sevinirim. Yani tabii yazın. Yazdıktan sonra herkes ne anladığını bana söyleyecek. Yani aldığınız tuttuğunuz nottan bana özetlerinizi söyleyeceksiniz. İngilizce özetlemenizi istiyorum ama, oldu mu? Hocam ilk cümleyi biraz açıklayabilir misiniz? Ben kelimeleri bulduğum halde tam anlayamadım onu. Şimdi o zaman birebir çeviriye geliyoruz. Çeviri yapmaktansa şöyle istiyorum ben. Genelinden ne anlıyorsanız. Yani her cümleden birer birer değil ama her paragraftan mesela ne anladıysanız genel olarak onu not alalım. Tamam onu hocam. Onu tartışalım, olur mu? Tamam hocam. Tamam. Bir sorunuz olursa sorabilirsiniz. Ben 10 dakika sürenizi başlattım şimdi. Thank you.
Bitiren var mı? Özetine. İki dakika daha alacağım. Tamam. Süremiz var zaten. Bir 4-5 dakika daha. Ben bitirdim ama herhalde epey basit oldu hocam. Olsun. Şey yapabiliriz. Yani alabiliriz. Herkesin bitirmesini bekleyelim. Sonra bitirenlerden alayım. Tamam. Peki bitirenlerden kim söylemek ister? Chatbox'ta devamı gördüm. Ben söyleyeyim. Reyhan'ın yazdıklarını gördüm. Gayet iyi. Mikrofonu açılmayanlar oradan yazarak da paylaşabilir. Hocam ben söyleyebilirim. Ama önceden de not almıştım ben. Biraz. Tamam Kader söyle. Tüm metni değil mi? Tüm metinle tabii, ilgili. Tüm metinle ilgili. Tamam. Ki anladıysan aklımda kalan. Tamam. Aradaki adımdan yardım alacağım. Tamam. The farm's owner is Mr. Carter. Mr. Carter came to farm after months because of he had to. His horses didn't care about his visits. Also, there is a Sam. Sam is Mr. Carter's employee, and he is glad to be here. While Sam was cutting wood, Mr. Carter came. Mr. Carter took out a lot of paper from his back pocket. They are Sam's mail. Sam didn't care about this paper. Sam was fixing fans. And Mr. Carter said, don't want to go holiday. Sam has some reality in his life. If he go to holiday, he will not come back.
come back. Mr. Carter brought his son to here because of his son some problem at school. Maybe Mr. Carter thought maybe this trip will good for his son. I am not sure. I guess Mr. Carter's son escaped with one of horses because of he wanted to escape from his father. That's all. Okay, thank you. Gayet güzel. Teşekkürler. Başka kim söylemek ister? Fatma. Sam realized that Mr. Carter has arrived after a long time, and the owner of the farm is Mr. Carter, and he gives Sam's mail to him before saying anything. And finally, he said the main course of coming. The boy lived some problems at his school. At the end of the story, Sam think the boy might read the horses without experience, any experience. Biraz daha kısa ve öz olmuş, evet. Gayet evet, güzel. Oldu. Yani kendi anladıklarınızla aktarabilmeniz zaten amaç. Gayet güzel. Gökçe Nur. El kaldırıyor diye gördüm ama. Evet. Pardon hocam, sesi açamadım da. Bazen takılıyor ya, yanlışlıkla mı bastım acaba? Yok. Tamam, okuyorum. Ben geniş zamanla özetledim ama olur mu? Tabii ki olur. Yani tamam. Genelde özet yaparken geniş zamanla söylemeniz daha doğru olur aslında. Ama tamam. Bu olay geçmişte yaşanmış bir şeyse okuduğunuz metin simple past'la anlatsanız da olur ama geniş zamanla da özetlenir. Tamam. Mr. Carter is the owner of the farm. He visits the farm after 10 months. Sam is a worker in the farm. He doesn't go anywhere. He is always at the farm. Mr. Carter's son has some problems at school, and Mr. Carter brings his son to the farm. He thinks the farm is safe for his son, but Sam doesn't think so. He thinks there's a lot of trouble for his son. Güzel, gayet güzel. Peki, teşekkürler. Hemen hemen bundan sonra da benzer şeyler olacak büyük ihtimalle, değil mi? Özetleriniz. Daha farklı özetledim diyen var mı okumak isteyen? Eğer okuyayım yoksa... hocam ben de. Hadi oku bakalım. Uzun oldu ama. Tamam oku. Senden sonra alıştırmalara başlayalım. Tamam. The man named Sam lives in a farm, and when he working in there, Carter come while Sam chopping wood, and he pulled out a pile of paper from his pocket and then asked Sam, why he don't pick his mail often. To my understanding, Sam don't be interested, and they are begin to talk about the fences, and Carter ask him again about why he don't want a holiday, and Sam don't be interested again. And then Mr. Carter begin to talking why he brought his son. Finally, these two men have a talk while look towards property. They are talked about Carter's sons and possibility about his escape from farm or something. I don't understand. Bu şekilde hocam. Sesim geldi mi hocam? Sesiniz geliyor ama hocanın sesi gelmiyor. Hocam sesiniz mi kapalı acaba? Şeyden yazalım isterseniz. Bir saniye.
Hocanın bağlantısı bitti sanırım. Galiba bağlantı gitti. Şey, ben bir şey sorabilir miyim? Bir Fransız kelimesi mi geçti? Ben bir, öyle bir cümle duydum da onu tekrar alabilir miyim diyecektim. Yanlış mı duydum acaba? Fransız, hayır. Yanlış duydunuz muhtemelen. Hangi kelime olabilir acaba? Hmm, ben yanlış duydum o zaman. Tamam. Fences olabilir. Fences. Ha, fences. Okey, tamam, tamam. Evet. Hoca tamamen çıktı mı yoksa sesi indirdi? Tamamen çıktı. Ha. Tekrar bağlanıyor herhalde hocam. Şey olabilir mi? Süre bitmiş olabilir mi? 40 geçe mi bitirecekti hoca dersi? Otomatik kapanmış olabilir mi acaba? Çünkü herkesinki kapanmaz mıydı o zaman? Evet, ama sanki önceki ders 50 dakika diye gözüküyordu. 45'i aşmıştı diye biliyorum. Evet, evet. 50 dakikadan fazla. 40 dakika çok kısa zaten. Yani bir şey yapılmıyor. Hocaya ulaşabilir miyiz acaba? Gelecek mi? Yön numarası yok. Muhtemelen beklemeliyiz. Belki mail adresini bulup mesaj atabiliriz şu an. Var mıdır iletişim bilgileri? Bir ben araştırıyorum şu an. Ne yapalım? Ortak bir karar alalım. Hocayı bekleyelim mi? Bilmiyorum. Yani... Belki olabilir yani çıkarsak. Belki Dırım Beyazıt Üniversitesi'nden ekranı buldum hocanın mail ve oda telefon numarasını, ama buradan hani sayfanın linkini atsam bir sıkıntı olur mu acaba? Oda numarası varsa odadaydı zaten hocam acaba. Peki onu atsam bu chatten bir problem olur mu? Çünkü hani yayın ekran falan alınıyorsa hani YouTube için. Alınıyor ekran, evet. Şu an kaydediliyor konuşmamız. O yüzden bilemedim. Numarası arayalım. Arayabilirsiniz isterseniz. Arayın. Bende iletişim numarası yok. İçinizde birinin varsa ulaşsanız iyi olur aslında. Acaba internette
Sıkıntı oldu hocam. Önce sesi gitti çünkü. Hocanın mail adresini söyleyin isterseniz ya da siz yazdınız mı? Birisi bulduğunu söylemiştim. Ben yazıyorum. Maili hemen, maili hemen bakar mı? Telefondan açıksa bildirim geliyor. Kızlar hiç kimsede numarası yok mu hocanın? Vallahi ben de burada tanıdım. Özel numarası yok. Şey odasının numarası var demiştiniz. Bilgisi var mı Şu an link attım galiba, chat kısmı gözükmüyor zaten. Buradan bakabilirsiniz. Ben de mesaj yazıyorum şu an. Tamam bakayım. Oda numarası var. Geldi ben. Geldim. Ben de tam arıyordum. Hocam. Yok, o okul kapatımı farklı sanki. Yok. Tamam, geldi. Sesiniz geldi. Hoca geldi herhalde. Ekran geldi. Evet, hocam sesiniz geliyor mu şu an? Şu an hocam, geldi. Hocam, merak etme. Hocam şimdi geliyor sesiniz. İyi misiniz hocam? Ben iyiyim valla, çok şükür, bir sıkıntı yok. Ya internetten koptu ve bir türlü bağlanmadı. Onunla uğraşıyorum. Tamam hocam. Bir bakma tamam. Yani benim elimde olan bir şey. Estağfurullah hocam. Hocam eğer böyle yine bir aksilik olursa size mailden ya da oda numaranızdan hani ulaşabilir miyiz? Ben de tam mail yazıyordum. Ben de arıyordum tam odanızı. Tabii. Ulaşabilirsiniz. Tabii. Aynen, hemen haberleşiriz. Tamam hocam. Çünkü ben kime ulaşacağımı da bilemedim şu an. Mail adresleriniz. Çünkü hemen internet bağlantısı yok ya, o yüzden nasıl ulaşacağımı da şaşırdım açıkçası. Biz size ulaşırız öyle bir durumda o zaman hocam. Tamam, vallahi siz bana ulaşın, ben şimdi ulaşıyorum. Tamam. Teşekkür ederim, sağ olun beklediğiniz için. Ay hocam, olur mu? Sağ olun hocam. Yani elde olmayan nedenlerden dolayı böyle bir kopukluk oldu. Tamam, kaldığımız yerden devam edelim o zaman. En son özetleri dinliyorduk. Kimde kalmıştık birinin? Ben özet yaptım hocam ama yani dinledi herhalde arkadaşlar. Bilmiyorum, siz duydunuz mu? Ne kadar duydunuz? Tamam. Ben belli bir kısmını duydum. Büyük bir kısmını duydum. Tamam o zaman. Tamam. Öyle bırakmış olalım. Alıştırmalara geçelim, olur mu? Peki. Birinci kısma bir bakalım. Put the descriptions in the correct group. Yani bu üstte yazanları ilgili kutuların içine yerleştirelim. Tamam. Belli bir süre var mı hocam, yoksa söyleyebilir miyiz? Hocam. Yine gitti galiba. Hay Allah. Hocam. Hmm.
Çok özür dilerim. Yok, estağfurullah. Hocam önemli değil lütfen. Hocam eğer internet bağlantımız kötüyse dersi burada bitirebiliriz isterseniz. Evet. O bile gidemedi galiba. Zaten son bir yok, son iki alıştım. Arkadaşlar merhaba, sesim geliyor mu? Geliyor hocam. Yine aynı şey oldu, anlamadım, kusura bakmayın tekrar. Önemli hocam. Estağfurullah. Hocam. Tamamdır. O zaman hocam eğer internet sıkıntısınız varsa şey dedim, sonraki hafta da devam edebiliriz. Yani sıkıntı yok. Yani ilk defa böyle bir şey oldu, ben de anlamadım. Ama şimdiden sonra bir daha koparsa haftaya kaldığımız yerden devam edelim. Tamam. Tamam, bir de hocam. İkinci metni de aynı şekilde okuyup hatta kendi cümlelerinizle özetleyerek hazır gelirseniz tamam, biraz daha hızlı hareket ederiz. Tamam. Tamam. Peki. Yani koparsak inşallah kopmayız da devam edelim bakalım. Peki Sam yukarıdakilerden hangisini yapmış? Lives on the farm. Lives on the farm. Birincisi yani çiftlikte yaşıyor. Lives on the farm. Hı-hı. Works with his hands. Works with his hands. Yok, o Carter değil mi? Sam. Sam'di bence o. Works with his hands. His hands, Mr. Carter. Değil mi? Works with hands. Ben Mr. Carter anladım. Birinde çalışıyorum. Evet. Birincisi lives on the farm ve ikincisi de works with his hands. Hı-hı. Ve elleriyle çalışıyor. Peki, Mr. Evet. Carter? Owns the farm. Owns the farm, çiftliğin sahibi ve doesn't often come to the farm. Çok sık da çiftliğe gelmiyor. Mr. Carter's son, onun oğlu ne yapıyormuş? Has done something wrong. Bir şeyleri yanlış yaptı ve comes to the farm less often than the others. Ve diğerlerinden daha az geliyor, daha seyrek geliyor. Peki, şimdi test kısmına bakalım bir de. Choose the best answer. What is Sam's reaction to his letters? Uninterested. Yani uninterested. İlgisiz. Why does Sam not take holidays from work? He feels safer on the farm. Safer on the farm, evet. He feels safer on the farm. Yani çiftlikte kendini daha güvende hissediyor. Güvenli. Safer, daha güvenli. Biraz daha aynen, güvenli hissediyor. Aynen. Güzel. Yani ikisi de A şıkkı olacak. Üçüncü hı-hı, soru. What can we guess about Mr. Carter? He is rich. Evet. Biz Mr. Carter hakkında ne tahmin edebiliriz? What can we guess? O zaman he is rich. Zengin birisi. Demek ki. What does Sam think Carter's son might do during his stay at the farm? He might do something dangerous while riding. Riding. Uh-huh. Riding nedir? At binmek. Evet, ata binmek değil mi? At bindiği zaman ne yapıyormuş? He might do something dangerous. Yani ata binerken tehlikeli şeyler yapabilir. Beş. How does Mr. Carter feel while he is talking to Sam in this scene? Nervous. Mu? Impatient değil mi hocam? Yes. Peki şöyle yapalım. Angry, kızgın. Hı-hı. Impatient. Sabırsız. Nervous. Gergin. Endişeli ve gergin. Excited. Heyecanlı ve meraklı anlamı da var. Yani o meraklı etmiş ve heyecanlanmış. Bunlardan tercih edeceğiz. O zaman hangisi daha uygun? Sanki sabırsız değil mi hocam? Hani böyle soru sorduğunda. Gergin bence ya. Sabırsız. Evet, terlediğinden bahsediyor.
Evet. Gergin mi yoksa sabırsız mı? Sanki gerginlik biraz daha ağır basıyor burada. Aynen. Parlıyor falan ya. Yani orada şey, nervous dediği kavgaya girişmek gibi de değil de korkudan, panikten, telaşlanması, anxious gibi olmak yani. O da eş anlamlısı mesela. Anxious kelimesi de. Orada biraz daha gergin ve tedirgin olmasını tercih edelim. Peki son soru. Why has Mr. Carter come to his house? Because his son has had problems at school. Because his son has had problems at school. Çünkü onun okulda bazı problemleri var. Bazı problemler yaşadı. Şimdi şıklarda bilmediğiniz, anlamadığınız bir şey var mı? Koparsak diye ben hızlıca geçtim ama. Yok hocam. Varsa, hocam bir de şıkkın neydi o? Curious about. Curious about'la kullanılır. Meraklı olmak. Ha. Tamam. Tamam. Teşekkürler. Bir şey değil. Curious about. Ben de iki şık arasında kalmıştım. Evet. Sam daha güvenli hissediyor çiftlikte ama bir de hani işi de yarım ya. Yanlış mı anladım o kısmı? Çitleri tamir etmesi. Hemen bakalım. Why does Sam not take holidays from work? Sam neden tatile gitmiyor? İşi bırakıp da tatile gitmiyor. Çünkü çiftlikte güvende hissediyor dedik. Bir de hangi şık arasında kaldım dedim. C mi? C, evet. He hasn't finished repairing the fences. Hemen bakalım. Bahane metinde kanıtlayarak bulalım. Olur mu? Nerede geçiyordu mesela onun şeyde? 3-4 diğer sayfada hocam. İkinci sayfada. İkinci sayfada. Evet. Hemen. A full day meet. O cümleyi göremiyorum şu an, gözlerim karıştı. Hocam bu cümleden önce bir tamir hakkında bahsediyorlar ya, çift tamiri. Ben o yüzden biraz takılı kaldım aslında. Onun üzerine bir tatil sorusu soruyor Mr. Carter. Neyse, çok vakit almayayım. Ben kendi içimde biraz tartışırım, olmadı hocam. Yok yani vakit alman açısından değil. Ben hala boş gibi bakıyorum. Diğer sayfada. Diğer sayfada. Hocam. Şurada bir dakika. A holiday means being back out in the real world. A place even people like Carter travel to escape from. Sam's escape was his reality and he wasn't going back. Şimdi holiday bir burada geçiyor. Bir de şurada bakmamız lazım ilk sayfada. Don't you ever want to take a holiday? Sen tatile gitmeyi hiç düşünmüyor musun? Sonra arkasından gelen cevap. And go where? Nereye? A holiday means being back out in the real world. Eğer bir holiday'e gitmek istersen tekrar gerçek yaşama geri döneceksin. A place even people like Carter travel to escape from. Carter'ın ziyaret etmeyi sevdiği gibi hani kaçmaktan travel to escape, nasıl diyelim? Yani bir yerden kaçarak bir yerlere ziyarete gidiyor ya da tatile gidiyor, gezmeye gidiyor. Ama eninde sonunda dolaşıp aynı yere geliyor. Gerçek dünyaya, gerçek hayata geri dönüyoruz diyor. Bu yüzden yarım bıraktığı işler çok uygun olmuyor burada. Hani şık olarak, C şıkkına bakarsak. Tamam hocam. Ben bu cümlenin öncesinde geçtiği için bu tamir olayı biraz onda aklım kalmıştı. O yüzden sorayım dedim. Teşekkür ederim. Şu an açık olduysa sıkıntı yok. Evet, evet hocam. Tamam. Yani burada aslında bize anlatmaya çalıştığı şey, yani tatile mi, nereye gideyim? İyi de eninde sonunda dolaşıp aynı yere geleceğim. Yani o nedir? Bulunduğu yerde kendini güvenli hissetme. Feeling gibi var orada. Tamam. Peki başka var mı aklınıza takılan bir şey? Yok hocam. Daha ben başka şık söylemiştim hocam. Siz şöyle dediniz dediğiniz. Yok hocam. Varsa hemen bakalım. Bekleyin. Başka sorunuz yoksa şu alttaki discussion kısmını bırakıyorum. Zaten özet yaptık onun yerine. Evet. Why do you think Mr. Carter has brought his son to the farm? Sizce neden getirdi? Hocam son soru aslında bağlantılı aslında. Yani değil mi? Why has Mr. Carter come to his house? Because he needs to check. Aynen. O muydu? Because his son has had problems at school. Yani çocuğunun okulda problemleri olmasından dolayı. Evet.
geldi. Buna bağlayarak birkaç cümle daha ekleyebiliriz tabii ki. Peki, o zaman haftaya üçüncü metne geçiyoruz. Ona da hangi metin yazıyor? Siz sistemden baktınız mı? Yine şunu isteyeceğim. Bilmediğiniz kelimeleri çıkartın. Bugün olduğu gibi teşekkür ederim çok hazırlıklı geldiğiniz için. Bilmediğiniz kelimeleri çıkartın. Bir de reading text'i okuyup anlamlı şekilde 5-6 cümleyle özetleyin. Yani bunu söylüyor, şunu anlatıyor diye. Sonraki paragraf an email from a friend diye bir metin. Teşekkür ederim. Arkadaşımdan mail. Evet. Evet, o metin. Yine aynı şekilde işleyelim, olur mu? Yani ben şöyle sizler için daha faydalı nasıl olabilir onu düşünerek ilerlemeye çalışıyorum. Siz okuyup hazırlıklı gelirseniz burada en azından bir kere okurken telaffuzunuzu düzeltiriz. Sonra da alıştırma yaparız. Tamam hocam. Olur. Teşekkür ederim. Tamam. Yani hocam hızlı geçtin, anlamadık, etmedik dediğiniz bir şey olduğunda lütfen bana söyleyin, tekrarlayalım. Tamam hocam. Çok teşekkür ederiz. Tamam. Teşekkürler. Ben çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Haftaya görüşürüz. Biz de hocam. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Sağ olun. Görüşmek üzere.